Sevgili dostlar merhaba. Her yayınımızda ifade ediyoruz. Ukrayna Savaşı, Gazze Savaşı veya bir başka çatışma. Dünyanın kaderini belirleyecek olan Çin ile Rusya Amerika arasındaki rekabet. Çin 2000 yılında, 2001 yılında dünyanın 7. büyük ekonomisi idi. Ama bugün Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve Amerika ile yani dünyanın en büyük ekonomisi ile arasındaki fark kapanmayacak kadar büyük değil. Çok yakın bir zamanda belki 2030 yılına kadar yani topu topu şuradaki 5-6 yıl içerisinde Çin'in Amerika'yı ekonomik olarak geçmesi mümkün görünüyor. Bu yönde tahminler var. 2030 olmaz da 31 olur, 32 olur, 33 olur. Yani dünya için ülke devlet tarihi için 3-5 yıl çok önemli bir büyüklük sayılmaz. Bu nedenle Amerika'nın da bütün gözü, bütün dikkati Çin'in üzerinde. Çin ne yapıyor? Ee, hangi teknolojiye ulaştı? Ordusu ne durumda? Ama özellikle ordusu ne durumda? Bunu takip ediyor. Daha önceki programlarımızda ifade ettiğimiz gibi Amerikalılar Çini ablukaya almaya çalışıyorlar. Çevresindeki ülkelerle anlaşıyorlar. Japonya ile, Güney Kore ile, Tayvanla, Filipinlerle, bu bölgelerde askeri üsler kurmaya çalışıyorlar. Çin haritaya şöyle bir bakarsanız, Güney Çin Denizi çıkışı komşu ülkelerle daraltılmış bir yer. Yani Çin'in dünyaya çıkış noktası diyebileceğimiz o deniz kısmı zamanında. Öyle bir çizilmiş, öyle devletler yerleşmiş ki oraya Çin adeta dar bir kapıdan dünyaya çıkmak zorunda gibi görünüyor. Haritaya bakınca böyle bir izlenim ediniyorsunuz. Çin bu dezavantajını değiştirmek istiyor. Yani Güney Çin denizinde Vietnam gibi, Malezya gibi, Güney Kore gibi, Japonya gibi bölgede ne kadar ülke varsa Hemen hemen tamamıyla Çin'in arasında bir deniz anlaşmazlığı var. Adalar yani bazı adalar iki devlet tarafından benim diye ilan ediliyor. Hatta bazı adalar var ki üç devlet, beş devlet hatta 6-7 devlet tarafından kendisinin olduğu savı öne sürülüyor. Çin'in belki en önemli yumuşak karnı da burası. Yani bütün komşularıyla deniz sorunu, deniz egemenliği sorunu yaşıyor Çin. Amerika da bundan yararlanıyor. Çin korkutuyor. Amerikalılar da bu korkulardan yararlanarak bölgelerde, bu bölgede anlaşmalar yapıyor. Ayrıca Amerika donanmasını bu bölgeye yerleştirmiş durumda. Amerikan donanmasının büyük bir kısmı Pasifik'te, özellikle de Batı Pasifik dediğimiz Çin ve çevresinde. Tayvan'ın etrafında Guam Adası diye bir üssü var Amerika'nın bu bölgede aynı zamanda da dediğim gibi devriye gezen işte uçak gemileri, savaş gemileri, denizaltılar, nükleer denizaltılar. uçaklar yani bölgede sürekli bir hareket var. Ve Çin uçaklarıyla Amerikan uçakları birbirine oldukça yakın bazen teğet geçiyorlar. Gemilerde de benzeri bir durum, gözleniyor. Çin Amerikalıları buradan püskürtmek istiyor. Ama bunu şu anki şartlar içerisinde kolay bir şekilde yapabilmesi mümkün de görünmüyor. Diğer taraftan Çin olası bir savaşa karşı da müthiş bir hazırlık içerisinde. Dünyadaki savunma harcamaları 2 trilyon doları geçiyor. Bunların yarıya yakınlığı Amerika tek başına yapıyor. Yani böyle Amerika tek başına 800 milyar dolardan fazla bir savunma harcaması yapıyor. Çin'in savunma harcamasının 300 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor ama bu rakamın da çok üzerinde olduğu ama hesaplanamadığı iddiaları da söz konusu. Yani Çin ile Amerika dünya savunma harcamalarının yarıdan fazlasını yapıyor. Bu Amerika için normal. Amerika hep böyleydi. Ama geldiğimiz noktada Çin devasa büyüklükte bir askeri güce dönüşmüş durumda. Bu Amerikalıları korkutuyor. Eskiden Amerikalıların hem hava hem deniz hem de kara üstünlükleri vardı. Özellikle havada ve denizlerde kendilerine yaklaşabilen bir devlet yoktu. Hani Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği istisnasını bir yana bırakacak olursak, Soğuk Savaş sonrasında Amerikalılar bütün açık denizlerde paşa gibi dolaştılar. Ama şu an geldiğimiz noktada literatürü şöyle bir okuduğumuzda şunu görüyoruz. Amerikalılar korkuyor. Amerikan deniz hakimiyeti sona mı eriyor korkusunu yaşıyorlar. En son gelen haber Çin'in e, denizaltı teknolojisini değiştirdiğini gösteriyor. Son fotoğraflar işte e, bu hafta Amerikan basınında da e, genişçe yer aldı. Şunu gösteriyor. Çin e, denizaltılara eskisten olduğu gibi öyle gürültülü takibi kolay denizaltılar olmaktan çıkmış. Artık Çin'in denizaltıları da nükleer denizaltı ve pervane yerine pompajet tahrik denilen bir sistem (pump jet propulsion) sistemini e, kullanıyor. Böylece denizaltı, Çin denizaltıları o kadar sessiz ilerliyor ki takip etmeniz e, sesini sensörlerle radarlarla alabilmeniz dahi çok zorlaşıyor. Nükleer denizaltılar ve bunlar uydudan yapılan tespitlere göre Çin denizaltı teknolojisinde çağ atlamış durumda. Çağ atlamış durumda ve Amerika'yı bu anlamda yakalamış gibi görünüyor. Çünkü Çin bu yeni teknolojide yeni denizaltılarında gürültü azaltıcı teknolojiler kullanıyor. Yeni elementler kullanıyor. Ayrıca sesi absorbe eden başka bazı tekniklerde kullanarak Amerika'nın denizaltı teknolojisine yaklaşıyor. Denizaltılar çok önemli. Yani yukarıda uçaklar ne kadar önemliyse denizin altında da denizaltılar o kadar önemli ve Amerika ile Çin bir savaşa girecek ise bu savaşta en önemli unsurlar gemiler ve denizaltılar olacak deniyor. Bence uçaklarla birlikte demek lazım. Uçaklar dronlarla birlikte demek lazım ve Çin de buna göre önlemlerini alıyor. Anlaşılan o. Kuzeydoğusunda Huludao şehrinde bu denizaltı hazırlanmış, üretilmiş ve yenileri de geliyor. Oldukça büyük gövdeli, son derece farklı teknolojili bir denizaltı. Şu anda Amerikan askeri yetkililerinin, Pentagon'un en önemli endişelerinin başında bu denizaltı geliyor. Çünkü bunun arkası gelecek. Çin Dünyanın en kalabalık ülkesi. Ama bir konuya kafayı taktığı zaman o konuda da çok seri ve çok sayıda üretim yapabiliyor. Yani bir anda bir denizaltı, yüz denizaltıya ve çok daha fazla denizaltıya dönüşebilir. Bununla Amerika baş edebilir mi? Daha önce de söyledik. Bu sistem bir Amerikan sistemidir. Pax Americana dediğimiz sistem. Ama Amerika bu sistemi artık idare, idame ettirmekte zorlanıyor. Dünya düzeni süper güç tarafından kurulur ve yürütülür. Ama Amerika şu anda bunu devam ettirmekte zorlanıyor. Çin Amerika'ya meydan okuyor. Bu denizaltı gelişmelerden sadece bir tanesi. Çin, Güney Çin Denizi dediğimiz bu geniş bölgede enteresan bir yatırım yapıyor. Enteresan bir takım inşaatlar içerisinde. Buna diyorlar ki sualtı Çin Seddi su altı Çin Seddi. Gerçekten Çin Seddi'ni andırır şekilde yüzlerce kilometre uzanan bir sistemden bahsediyoruz. Sistem şöyle bir şey kabaca yani teknik anlatmıyorum. Güney Çin Denizi'nin altında sadece Güney Çin Denizi de değil Pasifik bölgesinde Filipinlerin daha doğusunda, Çin'in daha doğusunda, Japonya'nın da doğusunda hatta Mariana Çukuru'nun olduğu yani dünyanın en derin deniz tabanında en derin çukurunun olduğu yerde bile Çin bir takım sensörler yerleştiriyor denizin dibine denizin dibine sensör yerleştiriyor. Bu sensörler üzerinden geçen denizaltıların, gemilerin seslerini, titreşimlerini artık alabilecekleri ne varsa motor sesinden dalga hareketlerine kadar bunları en yakın istasyona oradan da merkez istasyona aktarıyorlar. Devasa bir alanda Çin bir gözetleme ağı kuruyor. Sadece <laughs> sadece denizin altında, deniz tabanında böyle bir sistem kurulmuyor. Aynı zamanda denizin üzerinde böyle batmayan, hareketli istasyonlar oluşturuluyor. Bu istasyonlar hem deniz altından aldıkları bilgiyi hem de su yüzeyinde elde ettikleri bilgileri toplayıp yine merkeze gönderiyorlar. Bunların üzerlerinde mantar görünümlü birer radar sistemi olduğunu da anlıyoruz. Kızılötesi iletişim çok yüksek frekansta radyo iletişimi yine bu sisteme entegre edilmiş görünüyor. Deniz tabanında sensörler yukarıda Batmayan, yüzen istasyonlar, karakollar. Ayrıca şamandıralar, belli yerlere dizilmiş şamandıralar, dışarıya bilgi aktaran sensörlü şamandıralar. Bunların hepsi entegre bir sensör alını oluşturuyor. Bunlara ilaveten düzenli olarak devreye uçan helikopterler var. Bu bilgileri toplayan ve kendisi de aynı zamanda bilgi toplayan helikopterler. Su altı dronları bu bölgelerde görevlendirilmiş durumda ve dronların sayısı her geçen gün artıyor. Yani drone deyince insansız hava aracı bizim aklımıza geliyor daha çok ama denizaltı dronları görevlendiriliyor bu bölgede. Denizaltı dronları dışında bir de su yüzeyi dronları var. Yani insansız su yüzeyi araçları, gemi gibi bot gibi uzaktan robot robotik sistemlerle yarı otonom bazen otonom insansız Deniz araçları ve denizaltı araçları bu bölgede yoğun bir şekilde Çin evlendiriyor. Gemi ve denizaltıları takip eden hidrofon adı verilen bir dinleme izleme cihazları da su altı kablolarına bağlanıyor. Hidrofon sistem yani suyun içerisinde dinleme yapabilen anlamında bir sistem. Kablolara da bunları yerleştirmeye başlamış Çinliler. E, ayrıca denizaltı karşıtı devriye uçakları, Y-8 devriye uçakları helikopterlerle birlikte yine görev yapıyorlar e, bu bölgede. Çin bununla da yetinmiyor. Bölgedeki resifleri, atolları yani mercan adacıklarını hatta kayalıkları böyle şöyle ufacık iki tane üç tane kayalık üzerine hemen bir platform yerleştiriyor. Bir sensör sistemi veya bir karakol oraya yerleştirmeye çalışıyor. Bununla da yetinmiyor. Yapay adalar adacıklar oluşturuyor. Yapay adalar meselesi gerçekten enteresan. Yani hiçbir ada vesaire olmayan bir yerde Çin bir platform kuruyor. Zemine bağlayabiliyorsa bağlıyor, bağlayamıyorsa sabitleştirecek güzel bir platformla yapay adalar oluşturuyor. Bu yapay adalar öyle <laughs> çok küçük yerlerde değil. Bunları yukarıdan uydudan görüntülediğinizde sanki bir adaymış gibi yani doğal bir adaymış gibi size geliyor. Ve bundan üzerine de Çin askeri tesisler yapıyor. Helikopter inebilecek bir alan, helikopter inebilecek bir alan veya işte 5-10 askerin, polisin veya daha fazla güvenlik gücünün, teknik ekibin barınabileceği yerler oluşturuyor Çin. Enteresan bir şekilde bu yapay adalarda yine tartışmalı sularda ya uluslararası su görünüyor ama Çin diyor ki bura benim. Ya Vietnam'ın veyahut da işte Japonya'nın hak iddia ettiği bir yer veya Malezya'nın hak iddia ettiği bir yer. E, buralarda e, bu yapay adaları e, oluşturmaya çalışıyor. Spratilli e, a, takım adaları burada en çok devletlerin hak iddia ettiği adalar arasında Çin bu bölgede de hem yapay ada olarak hem bazı resifleri bazı atolları kullanıyor. Bazı yerlerde de yapay adalar oluşturarak Çin askeri üsler bölgede oluşturuyor. Asker üsler oluşturuyor ve bu üslerde tabii ki silahlar, askerler vesaire var. Ama Amerika'yı asıl endişelendiren, asıl endişelendiren Çin'in buraya asker yerleştirmesinden ziyade bu yapay adalara, resiflere, yeraltı kablolarına, yerüstü yüzer, işte şamandıraların üzerine yerleştirdikleri sistemlere aladığı o entegre sensör sistemi. Çünkü Amerika'nın bütün hareketlerini bu sayede Çin kayıt altına alıp izleyebiliyor. Amerika'nın her bir adımını öncesinden takip edebiliyor. Bu da Amerika'ya Çin'e saldıracaksa veya Çin'den bir saldırı gelecekse ...çok büyük bir dezavantaj oluşturmuş oluyor. Çok büyük bir dezavantaj. Amerikalıların buna benzer bir sistemleri... E, ...Sosus diye hani Türkçe yazılışı Sosus diye bir sistemleri vardı. Soğuk Savaş döneminde Rusya'ya karşı böyle deniz altından izleme sistemleri. Şimdi Çin bunun bir benzerini Amerika'ya karşı oluşturuyor. Ama Çin'inki çok daha gelişmiş... Yani günümüz teknolojisiyle donatıldığı için çok daha gelişmiş bir sistem. Özellikle Hainan, Parasel ve Spratly adaları arasında çok geniş bir bölge. Bu bölgede kesintisiz bir ağ oluşturmuş durumda Çin. Yani bir tür örümcek ağ gibi. Ama öyle bir örümcek ağ ki Çin seddi gibi. Hani yeraltı, denizaltı özürlerim. Denizaltı Çin seddi dedik ya işin başında. İşte böylesine devasa bir ağı Çin Güney Çin Denizi'ne ve Batı Pasifik'in diğer bölgelerine hızla yayıyor. Ve bunları geri geliştirdiği nükleer denizaltılarla, uçaklarla ve diğer savaş gereçleriyle donatıyor. Amerika Birleşik Devletleri denizlerde kesin bir hakimiyete sahipti. Su üzerindeki savaş gemileri, savaş işte gereçleri açısından hiçbir devlet onu geçemezdi. Ama son veriler gösteriyor ki Çin'in, Çin ordusunun sahip olduğu deniz kuvvetlerinin, Çin deniz kuvvetlerinin sahip olduğu gemi sayısı, Amerikan gemi sayısını en azından sayı olarak geçmiş durumda. Bir de tabii Çin'in her şeyi şeffaf değil. Yani Amerikalıların bir korkusu da o. Evet çok iyi bir istihbarat servisine sahipler. Arada Çin'i Çin'in her nefes alışını bile takip etmeye çalışıyorlar. Ama diğer taraftan bildikleri dışında bilmedikleri olduğunu da açıkçası düşünüyorlar. Çin'in şu anda 3000 metre derinliklere kadar hidroaküstik sensörler yerleştirdiğini, denizin tabanını, suyun yüzeyini ve hava sahasını bunlarla takip ettiği söyleniyor yani Amerika'nın Çin'i kuşatma projesine, politikasına karşı Çin de tamamen denizaltı ve işte görünmez ağlarla Amerika'nın arkasına dolanmaya çalışıyor. Ve en büyük korkusu Amerikalıların diyorlar ki Çin Tayvan'ı işgal ederken işgal etmeden önce önce Guam adasına saldıracak. Yani Amerikan üssüne saldıracak. Amerikalılar orada etkisiz hale getirecek. Sonra da Tayvan'da işini bitirecek. Ya film senaryosu gibi. Bunu bilemiyorum. Yani Çin eğer Guam Adası'na saldırırsa, yani bir nevi Pearl Harbor'ın tekrarı gibi böyle bir şey yaparsa Çin arasında Amerika ile Çin arasında büyük bir savaş başlamaz mı? Bu orada kalır mı? Bilemiyorum. Ama dediğim gibi ne Ukrayna Savaşı ne Filistin Gazze meselesi şu anda dünyanın asıl rekabeti Çin ile Amerika arasında. Bunun bundan sadece küçük bir parça, küçük bir bukle ben burada aktarmaya çalıştım. Askeri yarışın, askeri rekabetin tamamını burada anlatacak olsak herhalde saatler değil, günler gerekirdi. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalımızı düzenli olarak takip etmek isterseniz abone olmanızı acizane tavsiye ediyorum. Görüşmek dileğiyle.